Evet sevgili öğrencim, hoş geldin. Bugün sizlere yata yatış hareketini anlatmaya çalışacağız. Yata yatış hareketi arkadaşlar, serbest düşme gibi basittir. Bunu zaten daha önce anlatmıştık. Hiç kafanızda büyütmeyin arkadaşlar. Hemen sizlere fazla vakit kaybettirmeden şöyle bir şey çizelim arkadaşlar ve bir topu fırlatalım. Şöyle şunu da çizelim. Evet. Daha sonra arkadaşlarım bakın, bunu duvar olarak düşünün. Hatta şöyle yapalım. Genellikle sorularda böyle gösteriliyor. Evet, bu arada ellerimiz falan her yerimiz boya oldu. Evet arkadaşlar, duvarımızı görüyorsunuz. Şimdi biz bu duvarın üstünden bir top bırakacağız. Bakın nasıl. Şuraya topumuzu çizelim. Hatta boyayalım. Evet bakın, burada arkadaşlar bilinmesi gereken temel nokta arkadaşlarım, bu cismin yatay atış hareketi olmasına rağmen, yani yatay atış hareketi nedir bakın. Şöyle atıldığını düşünün arkadaşlarım. Olmasına rağmen sonuçta düşeyde arkadaşlar serbest düşme yaptığını söyleyebiliriz. Yani H. Yine burada arkadaşlar bizim H formülümüz geçerlidir. Açıklamasını sizlere yapabiliriz. Nedir H formülümüz? H eşittir 1 bölü 2 GT kare formülü arkadaşlarım geçerlidir. Yani yüksekliği buradan bulabiliriz. Zaten buradan arkadaşlar T'yi falan da bulabiliriz. Soru bize artık ne verdiyse. Şöyle bir bilgi var arkadaşlar. Bakın yine topumuzu şöyle çizelim. Top mesela buraya geldi artık. Bakın top buraya geldi. Top buraya geldi ya. Bu arkadaşlar top bir açıyla atıldığından dolayı arkadaşlar burada yatay bir açı yapacaktır VX. Bu da topun VY açısıdır arkadaşlarım. Bakın hiç kafanıza büyütmeyin. Bunları hepiniz yazabilirsiniz. Şu yolda yatay uzunluktur. Bakın düşey uzunluk H'sa yatay uzunluklarına da X diyelim arkadaşlar. Burada X arkadaşlar nasıl bulunur? Tipik atış formülü arkadaşlarım. V0 ilk hızı çarpı T şeklinde bulunur. Bakın ilk hızı çarpı T şeklinde bulunur. Yani yataydaki hareket sabit hızlı olduğundan arkadaşlar bu şekildedir. Bakın yataydaki hareket sabit hızlıdır. Bunu unutmayın arkadaşlarım. Şimdi cismin yere varış süresi, yani uçuş süresi atılma hızına bağlı değildir arkadaşlar. Unutmayın, yere varış süresi atılma hızına bağlı değildir. Bu da hani önemli bir bilgidir aslında. Sadece atılma yüksekliğine bağlıdır arkadaşlar. Bakın burada zaten görüyorsunuz arkadaşlarım, haşa bağlı sadece. Herhangi bir hıza bağlı mı? Hayır, hıza bağlı değil. Şöyle bir formül de arkadaşlar yapabiliriz. T eşittir. Hani buna fazla gerek yok ama 2H bölü G formülünü de bilirseniz sizler için faydalı olacağını düşünüyoruz arkadaşlarım. Evet, genel hatlarıyla bu şekildeydi. Bunlarla ilgili tabii ki de arkadaşlar soru çözümü yapmaya çalışacağız sizler için. Şöyle bir şey de diyebiliriz. Cismin mesela herhangi bir andaki hızı arkadaşlar yörüngeye teğettir diyebiliriz. Yani hani gereksiz bir bilgi olabilir ama mesela herhangi bir andaki hızı Vx'in karesi artı Vy'nin karesi şeklinde olabilir. Merak etmeyin. Şimdi soru çözmüyoruz arkadaşlar. Bunlarla ilgili hepsiyle ilgili ayrı ayrı soru çözümü arkadaşlar sizler için yapacağız diyoruz. Bu arada son olarak şu x yerine de menzil denmektedir. H zaten yüksekliktir arkadaşlarım. Evet bu kadardı. Bu bölümde arkadaşlar sizler için yatay atış hareketini inceledik. Hatta şuraya bir yazalım. Ne olduğu karışmasın. Yatay atış. Daha önce serbest düşme incelemiştik arkadaşlar. Bu tarz videolarımız devam edecek. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın.